Herkese merhabalar. Yardımcı Öğretmen kanalında yeni bir ders videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 6. sınıflar işlem önceliği konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi işlem önceliği deyince dikkat etmemiz gereken bir takım kurallar var. Öncelikle bir yerde işlem varsa üstü ifadeler, parantez içi işlemler veya bunun ikisi yer değişebilir. Yani çok ciddi bir sonuç fark çıkmıyor ortaya. Çarpma ve bölme işlemi, toplama ve çıkarma işlemi sırası takip edilir. Şimdi bunu yapabilmek için hemen konumuzu devam edelim. Evet, mesela örnek olarak burada bize vermiş. Önce 46 eksi 3 çarpı 5 demiş. Bu örnekten başlayalım. 46'yı aynen yazıyorum. Eksi 3 kere 5. Şunun sonucunu buluyorum. 15. 46'dan 15 çıktı. 31 sonucuna ulaşıyorum. Hemen burada ikinci sorumuza bakalım. Önce bakalım şurada bölme işlemi var. 45'i 9'a bölersem 5 çıkar. 64 artı 5'ten sonucun 69 olduğunu ne yapıyorum? Buluyorum. Evet, 72 eksi 2'nin küpü çarpı 3 demiş. Önce 72'yi bir yazalım. Şimdi eksi burayı yapacağız. 2'nin karesi 2'nin karesi demek 2 çarpı 2 demek, o da 4. 4 çarpı 3'ten bu 2'nin karesiydi. 72 eksi 4 kere 3 12. Çek arttırsam 72'den 12 çıktı. 60 sonucuna ulaşmış olurum. Evet, hemen gelelim buraya. Önce işlemleri bir düzenleyelim. 3'ün karesi 3 çarpı 3 demekti. Buradan 9 olur. 9 çarpı 2'nin karesi 2 çarpı 2 demek ki o da 4'tü. 4 artı 18. Önce ne yaptım? Üslü sayıları bir yaptım. Daha sonra geliyorum parantezin içine yapacağım. 9 çarpı 18 ile 4'ü toplarsam 22 sonucuna ulaşırım. Şimdi hemen şurada kenarda çarpalım. 22 ile 9'u çarpalım. 9 kere 2 18 elde var 1. 9 kere 2 18 1 de elde vardı. 19 eşittir. 9 çarpı 22 sonunun de 198 olduğunu buluyor ve sonucuma ulaşıyorum. Evet, işlem önceliği bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Toplama ve çıkarma aynı işlemde verilmişse önce solda olan yapılır. Evet, buna dikkat edelim. Bir işlem var. Toplama ve çıkarma işlemi veya birazdan çarpma ve bölme işlemi verildiği zaman öncelikle soldan yapılarak işleme başlanır. Hemen bakalım. 6'dan 2 çıktı. 4. Şunun sonucu 4. 4 ile 7'yi toplarsam 4 artı 7 11. 11'den 4 çıkarsa 11'den 4 çıkarsa 7. O zaman şurasının sonucu şöyle. Ne oldu? 7 oldu. Geriye ne kaldı? 7 artı 10 artı 12 eksi 5 kaldı. 7, 10 daha 17. 17 artı 12 eksi 5'ten. Hemen burada 17 ile 12'yi toplarsam 29 çıkar. 29'dan da 5 çıkartırsam 24 sonucuna ulaşmış olurum. Hemen sıradakine bakalım. Önce soldan başlıyoruz. Soldan sağa doğru, yani ok yönünde ilerliyoruz. 8, 7 daha 15. 15'ten 5 çıktı. Şöyle yapalım. 15 eksi 5 artı 3'ten. 15'ten 5 çıktı. Burası 10. O zaman ne oldu? 10 artı 3'ten 13 sonucuna ulaştık. Ne yaptık? Ok yönünde soldan sağa doğru işlemleri yaptık. Toplama var, çıkarma var. Hangisi önce yapacağız dersek, önce soldakinden başlanacak. Evet. Hemen bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Çarpma ve bölme işlemi aynı işlemde verildiği zaman önce yine aynı şekilde arkadaşlar soldakinden başlanacak. Bakıyorum. Çarpma var, bölme var. Hangisi solda? Tabii ki bölme. Önce buradan başlayacağız. 72'yi 9'a böleceğiz önce. 72'yi 9'a bölersek çarpım tablosunun aklıma geliyor. 8 çarpı 9'du. O zaman ne olacakmış? 8 olacakmış. 8 çarpı 4. Geriye şu işlemin sonucu 8 kaldı. 8 çarpı 4'ten de 32 olduğunu buluyorum. Yine aynı şekilde çarpma ve bölme var. Önce soldakini yapacağım. Önce burayı yapacağım o zaman. 45'i 3'e bölersem 15.
15 çarpı 5 demiş. 15 çarpı 5 de 75 yaparak sonucumu bulmuş oluyorum. Dikkat etmemiz gereken artı veya eksi varsa veya bölü veya çarpı varsa öncelik soldakinindir diyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfamıza geçiyoruz vakit kaybetmeden. Evet, yine burada dehşetül vahşet işlemler verilmiş. Öncelikle bunları bakalım. En soldan başlayarak yapalım. Zaten burada bizim takip etmemiz gereken işlem önceliği bölme, çarpma, toplama veya çıkarma duruma göre soldakinden başlanarak yapılacak. Evet, şimdi 105 bölü 3 dersek, 105'i 3'e bölersek arkadaşlar 35 olur. Artı düzenleyelim önce. 12 ile 3'ü çarparsak 36 olur. Eksi 10. Evet. Burada istersen bunu da yapabilirim. Çünkü sonucu değiştirmeyecek. Ama biz yine kuralımıza göre soldan başlayarak yapalım. Artı solda olduğu için. 35 ile 36'yı toplarsak 71 yapar arkadaşlar. 71'den de 10 çıkartırsam 61 sonucuna ulaşmış olurum. Hemen buradaki diğer sorumuza bakalım. Önce bölme işlemini yapacağız. Bazıları burada 12'den 45'i çıkartmaya çalışıyor. Hayır. Önce bölme işlemi yapılır. 45 bölü 15. Bunun sonucu 3'tür arkadaşlar. Bunun sonucu da 3 kere 2 6'dır. Şimdi düzenleyelim. 12 eksi 3 artı 6. Şimdi işlemi yapıyorum. Soldan başlıyordum. 12'den 3 çıktı. Şurasının sonucu 9. 9 6 daha da 15 sonucunu yine buradan ulaşmış oluyorum. Evet, aman Allah'ım. Dehşetül vahşet bir soru daha. Evet. 2 çarpı 3'ün küpü. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 idi. 2 çarpı 27 çarpı 2'nin dördüncü kuvveti ise 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 idi. Bu da 16 idi arkadaşlar. 16 eksi 14'ün parantez karesi. Evet. Önce şunları bir düzenleyelim. 2 ile 27'yi çarparsam 54 olur arkadaşlar. Çarpı parantezin içerisini düzenleyeyim. 16'dan 14 çıkartırsam 2 kalır. 2'nin karesi. Buradan 54 çarpı 2'nin karesi de 2 kere 2 4'tür. Hemen şurada çarpalım 54 ile 4'ü. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 5 20. Bir de elde var 21. Yani 216 sonucuna ulaşmış oluyorum. Evet, dikkat etmemiz gereken sadece işlemleri aşama aşama devam ettirmek kurala uygun bir şekilde. Onun dışında gayet kolay bir şekilde 4 işlemimizi yapıp hemen kağıdımızı hop gelmek istemiyor kağıt. Hemen sağa fırlatıyoruz. Evet, yine dehşet işlemler var. Başlıyoruz düzenlemeye. Evet, önce 6 artı 2'nin küpünü bir bulalım. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 8 çarpı parantez içerisinde 18 eksi 3'ün karesi 9 yapar. Bölü 3. Şimdi tekrardan devam edelim buradan. 6 artı 8 çarpı parantez içerisinde 18'den 9 çıktı. 9 bölü 3. Devam ediyoruz. 6 artı önce soldakini yapıyorduk çarpı burada. Yani önce 9'u 3'e bölüp 8 ile çarpmıyoruz. 8 ile 9'u çarpıp 3'e bölüyoruz. 8 kere 9 72 bölü 3'ten 6 artı şimdi 72 3'e bölersek arkadaşlar 24 sonucuna ulaşırız. 24 ile 6'yı toplarsak da 30'u bulmuş oluruz. Dikkat ediyoruz sadece işlem önceliğine. Geldik buraya. 12 aynen yazıyoruz. Şimdi içeriği yapıyoruz. 5'in karesi 5 kere 5'ten 25 eksi 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 çarpı 4. Devam ediyoruz.
12 artı içerideki sonucumu bulalım. 25'ten 8 çıkartırsam 17 çarpı 4. 17 çarpı 4. Tabi burada önce çarpma işlemi yapılır. 14. Şimdi bazıları diyecek yani niye soldakini yapmadık diye. O sadece çarpma ve bölme varsa soldaki yapılıyor önce. Burada öncelik çarpma işleminde. 14 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 4 28 elde var 2. 7 kere 1 7 9 98 yaptı. 12 artı 98'den 98 100 110 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu kadar kolay. Sadece işlem önceliğine ne yapıyorum? Dikkat ediyorum ve hemen kağıdımı fırlatıyorum. Evet, sıra sizde. Ödüllü sorumuz arkadaşlar. 16 kutucuk, 2 üçgen, 3 yuvarlak daire, 8 eksi 2 eşittir 41 ise kare, üçgen, daire işaretlerinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevaplarınızı yorum bölümüne bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.